Arkadaşlar merhabalar. Likya yolunu yürümeye devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda Karadere'den Üzümlü'ye gelmiştik. Üzümlü'de güzel bir apartta konaklamıştık. Fırsattan istifade çamaşırlarımızı yıkamış, güzel de bir yemek hazırladıktan sonra keyif çaylarımızı içip uykuya geçmiştik. Şimdi bugün sabahleyin kalktık, toparlandık. İstikamet Gelemiş. Gelemiş'e yürüyeceğiz. Oradaki durumu bilmiyoruz tabii. Gittiğimizde göreceğiz. Bir yerde de konaklayabiliriz uygun bir yer bulursak. Olmazsa çadırlarımız yanımızda olduğundan çadırlarımıza da kalabiliriz. Şimdi vakit geçirmeden yürüyüşe başlayalım. Dolphin Key sporcuların kullandığı tırtık var ya. Ona benzer bir tırtık. Beşinci günümüze başladık. Sabahleyin hava biraz kapalıydı. Hatta yağmurdan dolayı dönmeyi bile düşünürken zaman zaman güneşin açmasıyla tekrar yürüyüşe başladık. Üzümlü'den çıktık. Hadi bakalım. Kaldığımız yer güzeldi. Çamaşırlarımızı yıkadık. Uyuduk, dinlendik, güzel bir kahvaltı ettik. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Sağ olun. Üzümlü'den devam ediyoruz. Ara ara yağmur yağıyor. Sağdan bir yol değil mi? Arkadaşlar keçi boynuzu ağacı. Keçi boynuzu. Şimdi soruyordu Hikmet sen diyordun. Bak bunlar. Burada keçi boynuzları. Faturayı açtı mı içsin zannediyorsun? Evet, Üzümlü'den devam ediyoruz. Sesi. Ne demişler? Su sesi. Kadın sesi. Kadın sesi. Evet. Bunu erkekler de, kadınlar ne demiş yani? Kadınlar para, para, para. Paralar, paralar, paralar. Paralar, paralar, paralar. Öyle mi ya? Thank you.
Samlardan çıktık. Devam ediyoruz. Dere kenarına. Sağ tarafımızda vadi vardı. Vadiyi bitirdik. Dereden geçtik. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Kalkana doğru delikli kemerdeyse böyle gidiyor. Ümit soldan da geçtiler bak soldan. Arkadaşlar burada videoya kısa bir ara veriyorum. Delikli kemer hakkında biraz bilgi vereyim istedim. İnternette biraz araştırma yaptıktan sonra bir iki yerde delikli kemer hakkında bazı bilgiler var. Bunlardan bir tanesinde diyor ki, Likya uygarlığının başkenti olan Patara antik kentinin su ihtiyacını karşılamak üzere M.Ö. 48 ile 55 yılları arasında Roma döneminde inşa edilmiş delikli kemer. Ve de hidroloji mühendisliği açısından Anadolu'daki en özgün tarihi yapıların başında geliyormuş. Eski adı Bodamya olan İslamlar köyündeki su kaynaklarından alınan suyu ortaları delinen kaya blokların birbirine geçirilmesiyle oluşturulan kanaldan Patara'ya taşıyan tarihi su kanalı yöre halkı tarafından delik kemer olarak adlandırılıyor. Milattan sonra 68'de bölgede yaşanan depremde zarar gören ancak yeniden onarılarak kullanıldığı belirtilen tarihi su yapısı birçok bilimsel araştırma ve makaleye de konu olmuş. Toplam uzunluğu yaklaşık 22 kilometre olduğu belirtilen su kanalından günümüze ulaşabilen önemli kalıntılar Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi sınırlarındaki Pınaroğlu mevkiinde yer alıyor. Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası etkinlikleri kapsamında tarihi yapıyı tanıtmak ve yörenin kültürel değerlerine dikkat çekmek amacıyla devlet eliyle yaklaşık 200 metrelik kısmı günümüze ulaşan delik kemerden Patara'ya yürüyüş turları düzenleniyor. Ancak turizme kazandırılması için yıllarca harcanan delik kemer yeni bir turizm haftası arifesinde bu kez inşaat rantı ve betonla gündeme gelmesi tepkilere neden olmuş. Ayrıca diyor ki Türkiye'nin en önemli yürüyüş parkurlarının başında gelen Likya yolunun rotası üzerinde bulunan koruma altındaki delik kemerde inşaatların başladığını gören yürüyüşçüler durumu yetkililere haber vererek önlem alınmasını istemişler. Ama ne olacak bilmiyoruz. Umarız bu güzel kemer korunur, ranta kurban gitmez. Bu arada arkadaşlar kemerle ilgili bir yerde de teknik bir bilgi var.
Onu da okuyayım isterseniz, belki ilginizi çekebilir. Burada da diyor ki, Roma döneminin en önemli su mühendislik anıtlarından biri Patara antik kentine su getiren görkemli bir su yoludur. Bu su yolunun bir bölümünde yer alan ve başlı başına bir mühendislik harikası olan anıtsal delik kemer özellikle ters sifonu ile anılıyor. Yüksek tepelerin üzerinden hafif bir bükülme ile gelen delik kemer üzerindeki delikli kubik taşların fiziksel olarak mekanik özelliği sayesinde taşıdığı suyu bu tepelerden kolayca aşırabiliyor. Kübik taş boruların birbirine geçip iyi tutunmaları için dişili ve erkekli olarak tasarlanmışlar. Bu tasarım aynı zamanda tahrip olan boruların gerektiğinde değişmesi için de kolaylık sağlıyor. Bunun için de boruların içinden geçen suyun havalanmasına katkı sağlıyor. Kemerin su sızdırmasını engellemek içinse sarımsı bir harç ile ara bağlantılar kapatılmış. Delik kemer başka bir anlatımla ince bel tepe yönünden gelen suyun karşıdaki palamut tepe yamaçlarına akıtılması için modern fiziğin kurallarını uygulamış bir su köprüsü. Delik kemerin yamaçlarından 170 metre kotuyla gelen suyu 140 metre kotundaki vadi tabanı üzerinden karşı yamaca yine 170 kotunda ilerletebilmek amacıyla yapılmış. 30 metreyi bulan kot farkı önce delik kemer köprüsü ile 12 metreye düşürülmüş, geri kalan 18 metrelik fazlalık da basınca dayanıklı kübik borularla aşılmış. Böyle de teknik bir özelliği var. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Var. Manzara güzel. Patara'ya doğru iniyoruz. Gayet güzel bir yol. Çam ormanları. Nereden? Buraya kadar bizden. Niye? Şurada işaret var. İçine girdiniz mi? Hayır. Tilki yavruları vardı. Ama biraz girmeniz lazım. Buralarda tilki çoktur ya. Tilki, çakal. Domuz da var galiba. Domuz, domuz zaten her yerde var ya. Aslında yaban hayatını burada çoğaltmalar lazım ya. Oraya geyik meyik koy, yaban keçisi, koyunu. Çoğalsın hayvanları ya. Ya ama onları çok ağır ceza vereceksin. Elindeki bir kere silah amine alacaksın. Vurdukları hayvan başına bayağı bir okkalı bir ceza vereceksin adam. Yani yapmayacak. Şimdi şuraya avcı geliyor. Kimin haberi var? Sen geldin, kimin haberi var? Abi işte burada işte korucular olacak. Koruyacaklar milli park gibi. Bilinçlendireceksin insanları, sahip çıkacak. O diyecek benim değerim diyecek ya. Ben buradan para kazanıyorum diyecek. Sincap at, tavşan at, yetişsin ya burada orman işte. Her şey var. Hiç
tavşan yiyor. Yaban tavşan. Bir de tavşan çabuk çoğalır. Biliyorsun Haliç'teki o adacıklarda. Evet. Dünya olmuştur. Aha. Bu da okaliptus ağacı. Bunları bataklıkları kurutmak için dikiyorlar da. Acayip su çekiyor. Değil mi ya? Burası nereye gidiyormuş ben he? Birazdan Geremiş'e geleceğiz. Geremiş'e geldiğimizde ilk önce kalacak yerimizi ayarlayacağız. Bugün bir pansiyonda kalmayı düşünüyoruz. Ondan sonra da Patara Antik Kenti'ni dolaşacağız. Bu arada ben size bugün yürüdüğümüz rotayı vereyim. Gördüğünüz gibi Üzülmü'den çıktıktan sonra Geremiş'e geldik ve burada bugünkü parkuru bitirdik. Altta sahilden giden parkur rota ise Gelemiş'ten Kalkan'a gidilen yer. Burada bir karışıklık olmasın. Bu arada arkadaşlar bugün yürüyüşümüz Üzümlü'den çıktıktan sonra Gelemiş'e kadar, her zaman tekrarlıyorum. Bütün molalar, gezmelerimiz, yürüyüşlerimiz hepsi içinde 8 saat 50 dakika 56 saniye sürmüş. Üzümlü Gelemiş arasında da 19.45 kilometre yürümüşüz. Bunlar da yürüyüşle ilgili diğer değerlerimiz. Bunları verdikten sonra gün içindeki fotoğraflarla bugünkü videomuzu da bitirelim. Thank you.
her zaman olduğu gibi son karemizle birlikte başka yerlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.